Bloomberg HT ekranlarına hoş geldiniz. Amerikan Merkez Bankası Fed'in kararını bu akşam konuşacağız. Çok değerli konuklarım var. Murat Gülkan stüdyomuzda. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, merhaba. Mete Yüksel bizlerle. Mete Yüksel iyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar. Ve Melike Ayan New York'ta Fed kararını hep beraber bekliyoruz. Çok az bir vakit kaldı. 2 dakikadan az bir süremiz var. Hemen ben Murat Gülkan'la başlayayım. Fed ne yapar diye beklentini alayım. Biliyorsun bu meslekte başarının sırrı 2 dakika sonra gelecek kararla ilgili tahminde bulunmamak ama şaka bir yana ben bir faiz arttırımı olacağını düşünmüyorum ama %49 ihtimalle faiz arttırımı sadece olur diye düşünüyorum. Fakat bu çok da önemli değil çünkü artık geliyor gelmekte olan yani 2009 yılında Bernanke'nin açtığı vanalar yavaş yavaş kapanıyor. Tapering başladı yani faiz arttırımı işte bu sefer olmazsa önümüzdeki aylarda gelecektir. Bütün gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye gibi sermaye ithal eden ülkeler buna göre hesabını yapmak durumunda. Evet, Mete Yüksel varlık alım hızının düşürülmesini sanırım daha çok bekliyor piyasa ama ne dersin? Evet, işte 10 artı 5, 15 milyar dolarlık 120 milyar dolardan çıkış başlayacak. 15-15 gidecek. 8 tane 15 sonra da Haziran 2022'de bu bitecek. Temmuz'da da faiz arttırımı gelecek. Konsensüs beklenti budur sanırım. Evet, çok az bir zaman kaldı Amerikan Merkez Bankası Fed'in kararını almamıza. Varlık alım hızının azaltılmaya başlanacağı toplantı olarak bekliyoruz. Ve önümüzdeki yılın işte Haziran ayında muhtemelen bu varlık alım programının tamamen ortadan kaldırılacağı ifade ediliyor. Bu toplantıda faiz artışı beklenmiyor ama muhtemelen önümüzdeki yılda bu faiz artışlarını tartışacağız. Evet, tam da beklendiği gibi aylık olarak 15 milyar dolarlık azaltımla Amerikan Merkez Bankası taper dediğimiz varlık alım hızını Kasım ayı itibariyle Kasım'dan başlayarak varlık alım hızını azaltmaya başlıyor. Amerikan Merkez Bankası tam da beklendiği gibi Amerikan Merkez Bankası faizi zaten değiştirmedi. Faiz artışı beklenmiyordu ama şu dakika itibariyle Amerikan Merkez Bankası içinde bulunduğumuz ay ile başlayarak 15 milyar dolarlık aylık azaltımlarla devam ederek Amerikan Merkez Bankası varlık alım hızını azaltmaya başladı. Şu dakikalarda tam da aslında beklendiği gibi bir karar geldi. Hemen Murat Gülkan'a döneyim ben. Murat Gülkan 15 ile başlıyorlar. Haziran gibi aylık 120 milyar dolar 8 ayda bu işi sanki ortadan kaldırılacak gibi görünüyor. Ne dersin? Bu işi kaldıracak. Şimdi şöyle bir giriş ilgili Fed'in ne yaptığını burada iyi görmek lazım. Bence çok mahir bir şekilde bütün bu süreci yönettiler. Yönetmeye de devam ediyorlar. Yani böyle kırıp dökerek birdenbire sert bir geri çekilme olmayacak. Faiz arttırımları muhtemelen 2022'nin ortasında başlayacak. Tapering başladı fakat taperingin bu aşamada sinyal etkisi kendisinden daha önemli. Çünkü Amerikan bütçe açığı daha da hızlı düşeceği için yani pandemi dönemine göre bütçe açığında gerileme olacağı için hala net piyasada nakit kalıyor olacak. Ama artık bu süreç başladı. Yani 2009 Mart ayında Bernanke'nin başlattığı sürecin sonunun başlangıcı diyebiliriz. Önümüzdeki işte 7 ay, 8 ay bunu göreceğiz. Rüzgarların da ne yönden eseceği bu anlamda bizler gibi daha ince dengeler böyle bıçak sırtında giden gelişmekte olan ülkeler için özellikle bence son derece net. Amerikan Merkez Bankası bu arada enflasyonun geçici faktörlerden dolayı yüksek olduğunu da bir kez daha vurguluyor kararında. Melike Ayan sana döneyim, karar geldi, 15 milyar dolarla başladılar azaltmaya. Enflasyon geçici faktörlerden dolayı yüksek diyorlar. Beklenen bir karar gibi görünüyor şu an için. Senin yorumların, ilk tepkiler neler? Kesinlikle. Enflasyon için hala geçici diyorlar. Aslında full istihdamla ilgili metindeki yerler çok önemli. Çünkü Yalın da onun altını çizmişti. Yukarı yönlü risk enflasyonunu çok fazla deşmemişler. Enflasyon endişelerini daha fazla dile getiren bir metin beklerken piyasa yine aynısıyla karşılaştı. Ama diyor yani enflasyon biraz daha yukarı çıkmış durumda ama geçici diyorlar. 15 milyar aynen sizin de dediğiniz gibi 10 artı 5 aylık tapering yani tahvil alımı yavaşlatılması bir önceki 120 milyardan aşağıya geldi. Piyasanın tepkisi ne oldu? İlk saniyelerde çok fazla bir tepki olmadı ama hemen S&P 500 pozitife döndü ve yukarı çıkmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden beri karışık ve kırmızıya yakın bir yerdeydik. Yani piyasanın istediğini eline veren bir
tutanak var sanki karşımızda. Şu anda ilk reaksiyonlar o çok önemli, ama her şeyden önemlisi Powell'ın konuşması olacak zaten yarım saat sonra. Bir yandan da işte yani 0-0-25 aralığı unanimous dediğimiz herkesin oy birliğiyle verdiği, tam beklendiği gibi beklenen faiz oranı. Kasım'da tapering başlaması zikri çok önemli, yani Kasım ayı ile zaten bu da beklentiydi. Yani bir sürpriz yok gerçekten burada. Ama dediğim gibi Powell'ın konuşmasında ne olacak? Powell'ın kendini yine frenli, kontrollü, diplomatik bir şekilde anlatmasını bekliyor. Piyasanın beklentileri Powell'dan bunlar. Çok ciddi bir şekilde soruları güzel kontrol etmeli. Zira artık herkes zaten tapering konusunun böyle olacağını, kasıtlı başlayacağını biliyordu. Faiz oranlarının artırılması konusu daha kritik. Onunla ilgili biz bir ipucu arıyor olacağız. Hem tutanakların aralarında, cümle aralarında, hem de Powell'ın ağzından çıkan her kelimede. Peki Melike, hemen buradan Mete Yüksel'e döneceğim ama önce iki metin arasındaki şöyle farklara bakalım. Amerikan Merkez Bankası Fed'in bu akşamki gelen kararıyla Eylül ayındaki karar arasındaki farklar. Ekranınızın sol tarafında görünen karar bugünkü Kasım kararı Amerikan Merkez Bankası'nın, sağ tarafta bir önceki karar. Sarıyla üzeri çizilen yerler metindeki farklılıklar. Bakın hemen şöyle aşağı doğru geliyorum. Amerikan Merkez Bankası varlık alım hızının azaltılmasına ilişkin karar işte burada yer alıyor. Amerikan Merkez Bankası ekonomide o kayda değer gelişme sağlandığına ilişkin vurguyu yapması sonrasında, ekonomide kayda değer gelişme sağlandı, Amerikan Merkez Bankası'nın hedefleri doğrultusunda diyor, biz diyor varlık alım programını azaltmaya başlıyoruz. 10 milyar dolarlık hazine tahvilleri, 5 milyar dolarlık da morguça dayalı tahvil azaltımı bu yıl, bu ay itibariyle başlıyor. Bir önceki metne göre farklılıkların olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Uygun bir şekilde, ekonomik görünümün gerektirdiği şekilde varlık alım hızını azaltmaya devam edeceğiz diyor. Her ay bunu değerlendireceğiz diyen bir Amerikan Merkez Bankası var. Bu toplantıda yine enflasyona ilişkin söyleminin de geçici faktörlerden kaynaklandığını ifade eden bir Amerikan Merkez Bankası metni karşımızda. Hemen Mete Yüksel'e döneyim. Mete Yüksel, beklendiği gibi bir karar dedik. Senin ilk değerlendirmen ne olur? Yani enflasyonun geçici olması konusunda altını çizmesi beni şaşırttı. Çünkü daha şahinleşen bir tonda zaman içinde ilerliyordu. Önce geçici demişti. Biraz beklediğimizden de kalıcı olacak gibi demişti. Bazı faktörler uzun süre galiba bizimle olacak. Şimdi tekrar geçiciye geri döndük. Yani diyor ki ben çatır çatır indirmeye devam edeceğim bunu diyor. Bir şekilde panzehir veriyor aslında piyasaya. Kendinizi hazırlayın diyor. Geliyor, gelmekte olan diyor, biraz önce Murat'ın söylediği gibi. Bunun kaçışı yok, zaman meselesi. Bu WRP'ye baktım. Orada pek bir değişiklik yok. Yine hani iki tane faiz arttırımı 2022 için biçilmeye devam ediliyor. DXY'ye bakıyorum, dolar endeksine. 10 yıllık Amerikan tahvillerine bakıyorum. Tamam, bir miktar aşağı geliş var da çok vahşi bir hareket yok. Beklenenin aynısı geldi sonuçta. İşte 80 milyardan 10 milyar düşecek. 40 milyarlık işte ipoteğe dayalı tahvillerden 5 düşecek. 8 ay sonra, Haziran sonunda eşit gittiği takdirde, eşit gitmeye de bilir. Ama yani enflasyon işte artarak gidiyor, pek düşmeyecek gibi tadında konuşmadı. Ondan dolayı herhalde eşit gideceğini şimdilik fiyatlıyordur piyasa diye düşünüyorum. Araştırma bölümünden sevgili Çağlar karşımızda olacak. Çağlar'dan da bir piyasa tepkisi alacağız. Karar beklendiği gibi geldi görünüyor. Sevgili Çağlar, senin gözüne çarpan piyasa tepkisi açısından ilk etapta neler var? Evet, gün boyu Fed'i bekledik. Fed de beklentilere biraz paralel, biraz da geleceğe yönelik projeksiyonları şu an için düşündürten bir karar aldı. Araştırma masamızdan piyasalardaki ilk tepkiye baktığımız zaman Amerikan borsalarında ilk etapta Nasdaq'ın yatay yukarı yönde olduğunu görmüştük. Benzer seyir halen Dow Jones tarafında ve S&P'de bir miktar yatay aşağı yönde olarak devam ediyor. Karar öncesinde de aynı şekildeydi.
Nasdaq pozitif ayrışmasını sürdürüyor. Brezilya borsası açık. Brezilya borsasında da yine Dow Jones ve S&P'ye benzer biçimde yatay aşağı yönlü bir seyir vardı. Onu da devam ettiğini görüyoruz. Dolar endeksine baktığımız zaman da dolar endeksinde karar öncesinde 94'lü seviyelerdeki seyir karar esnasında bir miktar aşağı geldikten sonra tekrar yine eski seviyelerine geri döndü. Euro dolar paritesinde de 1.15'lere yakınsama vardı kısa süre önce Lagarde'ın yapmış olduğu açıklamalar esnasında 1.16'lara yakınsadığını görüyoruz. Diğer taraftan dolar TL tarafına baktığımız zaman da dolar TL tarafında bugün içerisinde bir hareketlilik yaşanmıştı. Yaşanan hareketliliğin FED kararı sonrasında halen 70'li seviyelerin biraz altında 9.68'ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Son olarak ons altın tarafına baktığımızda bilindiği üzere 1800 doların üstünü zorluyordu son dönemlerde ons altın. Bugün içerisinde FED öncesinde ons altının 1760'lara çekildiğini izlemiştik. Karar sonrasında bir miktar 1760 doların üzerine 1770'lere yakınsadı ancak tekrar 1765 dolar seviyelerine geri döndü. FED açıklamalarına da baktığımız zaman zaten önümüzdeki dönem de benzer piyasa koşullarının devam ettiğine yakın olmasından kaynaklı piyasada henüz çok net bir ayrımın olmadığını söyleyebiliriz. Peki Çağlar, çok teşekkürler aktardıkların için. Ben hemen konuklarıma devam edeceğim. Mete Yüksel de baktın dedi. Biz de bu ekrandan eğer bakmamız mümkünse onu da ekranlara rica edeceğiz. Ne zaman FED faiz artırır? Aslında geliyor gelmekte olan işte varlık alım programını azaltacağını adım adım getirdi, önümüze koydu ve bu toplantıyla beraber başladığını söyledi. Bunun gibi artık belki de faiz artışı geliyor gelmekte olan noktasına doğru gidebilir miyiz? Şöyle terminlere baktığımda ilk faiz artışının Temmuz, 27 Temmuz toplantısında önümüzdeki sene gelme ihtimali %92,5. Eylül'de zaten kesin faiz artışı gelir beklentisi var ama Temmuz toplantısı önümüzdeki sene Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırabileceği bir toplantı gibi görünüyor Murat Gülkan. Bunu ne zaman konuşmaya başlarız? Bunu ne zaman fiyatlamaya başlarız sence? Sayılı gün çabuk geçer tabii. Dolayısıyla yani şu anda 2022 Temmuz sonu dediğimizde önümüzde bir vakit var gibi geliyor belki ama bir bono getiri eğrisinin sonsuzluğu içinde 7 ay nedir ki? Ben kısa bir süre içerisinde bunun fiyatlanmaya başlayacağını düşünüyorum. Demin dediğim gibi Fed başından beri, yani bu politikanın doğruluğu yanlışlığı ayrıca tartışılabilir ama seçtiği politikayı çok mahir bir şekilde icra ettiğini düşünüyorum. Bugün de bunun bir örneğini gördük. Demin Mete doğru bir konuya değindi. Yüksek manşet enflasyona rağmen Fed gözünü kırpmıyor, bu geçicidir diyor. Acaba daha aşağı inleşir mi diye bir ihtimal vardı. Sanırım bir önceki tapering ihtimaline veya yani bahsine dahi piyasaların ne kadar olumsuz tepki verdiğini hatırlayacak olursak, yani 2013 Mayıs-Haziran aylarında Fed bu sefer muhtemelen taperingi gerçekten başlattığı ay daha da şahin bir söylem ile piyasaları bir endişeye sevk etmek istemedi. Piyasalara hiçbir sürpriz yapmadı. Her şey beklendiği, öngörüldüğü şekilde gidiyor. Ama o öngörüldüğü şekilde işte 2022'nin ikinci yarısında muhtemelen bir dizi faiz arttırımı gelecektir. Bunlar da tabii Amerikan hazine eğrisine referansla fiyatlanan tüm diğer varlıkları, özellikle sabit getirili mevcut kıymetleri veya daha açık Türkçesiyle borçlanma maliyetlerini benzer şekilde etkileyecektir. Peki Bloomberg'ün dolar endeksine baktığımızda burada da bir aşağı hareket oldu. Amerikan Merkez Bankası Fed'in kararından sonra yeniden bakın yukarıya doğru hafif hafif toparlıyor. Bloomberg dolar endeksi gün içi zirvelerinin altında şu an. Karar bu arada oy birliğiyle alındı. Onun da altını çizelim. Bütün Fed üyelerinin ortak kararıyla böyle bir tablo var. Geçici vurgusu Melike, sana döneceğim. Karardaki evet. Amerikan Merkez Bankası Fed'in kararındaki enflasyon söylemi ne olacak? Bunu merak ediyorduk ve burada bir geçici vurgusunu öne çıkarmış gibi görünüyorlar. Buna dair ne dersin? Onun dışında bir yandan da yani enflasyon endişelerini dile getirmekten de çekinmemişler. Hem enflasyon geçici diyorlar. Tam bu bizim için bir sürpriz oldu. Belki biraz daha şahin bekliyorduk. Ama o hani sen dedin ya biraz önce Eylül ile şimdiki arasındaki fark bayağı çok. O enflasyonun neden yüksek olduğuna dair açıklamalar yapmışlar. Onlar çok büyük bir
detaylı bir şekilde açıklamışlar hatta. İşte delta varyasyonu, ekonomik projeksiyonlar, bunlara değinmişler ki zaten bir de şunun altını çizmemiz lazım. Arz talep, lojistik, hani arzdaki sıkışıklıkları, sıkıntıları ilk defa ilk üç paragrafta da dile getiriyorlar. Eylül'de bu yoktu. Her şurada Melike istersen bir gösterelim. Tam da söylediğin, özür dilerim. Bak, ikinci evet, paragrafta söylediğin olur. Enflasyon tabii, tabii. Bölümü bu geçici olduğu söyleniyor. Bakın burası. Tamam, geçici aslında o vurgu var ama Melike'nin söylediği neden böyle olduğunu anlatmaya çalışıyorlar biraz. Supply ve demand imbalances, yani arz ve talep konusundaki dengesizlikler, pandemi nedeniyle ortaya çıkan arz ve talep dengesizlikleri ve ekonominin yeniden açılmasıyla fiyat artışlarının bazı sektörlerde olduğu vurgusu ikinci paragrafta bir önceki karara göre, bakın sağ taraf bir önceki karardı, net bir şekilde burada bir açıklama gelmiş. Değil mi sevgili Melike? Kesinlikle Barış, bu çok önemli. Zaten global anlamda biz böyle bir sıkıntıyı çekiyoruz. Fiyat artışları, lojistik sıkıntılar, arz talep sıkıntısı ve bunun altını çizmişler. Covid nedeniyle bir gerileme olduğunu anlatıyorlar detaylı bir şekilde. Üçüncü söyleyeceğim şey de şu. Power ve diğerleri diyorlar. Faiz artırmadan önce tapering'i bitirmek istiyorlar. Bu ne demek Barış? Şimdi Kasım'da başlasa tapering, tahvil alımı yavaşlatılması, yani Temmuz'da bitecek. Yani bu şunu mu bize gösteriyor? Faiz artırımı hemen tapering biter bitmez Temmuz gibi 2022'de başlayacak mı? Olabilir diyor. Bu tutanak bize bunu gösteriyor. Tabii Powell'ın konuşması, Ira Jersey'nin de Credit Suisse'den anlattığı, söylediği gibi çok büyük önem arz edecek. 10 yıllıklar 1.6'lar, 30 yıllıklar 1.95'leri, 2 yıllıklarda yatay 0.45'lerde, borsa kendini yukarı atmaya devam ediyor. Evet. İlk reaksiyonlar böyle ama tekrar altını çiziyorum. Bu çok önemli. Faiz artırmadan önce tapering'i bitirmek istiyorlar. Powell ve diğerleri. Şimdi ne olduğunu söylememişler, yazmışlar. Bu tutanaklarda geçiyor. Bunu da altını çizelim. Çünkü Temmuz 2022 bir yani ihtimal şu anda. Melike, şimdi gün içerisinde Amerikan 10 yıllık tahvil faizin hareketine bakıyorum. Biraz karar sonrası hafif yukarı attı. Ama hala 1.60'ın altındayız. Bir de üstüne gelişen ülke para birimlerini koyalım. Fed kararı sonrası tablo nasıl diye yenilediğimde reel yukarı gidiyor. %1 değer kazanıyor. Alt tarafta Kolombiya para birimi, Rus hurbesi ve Türk lirası var son üçlü. Bu karar araya gitmeden çok kısa Murat Gürkan, gelişen ülkeler için, gelişmekte olan ülkeler için bir şey ifade ediyor mu? Varlık alım hızının azaltılmaya başlanması. Ediyor tabii. Özellikle cari açık veren, dolayısıyla sermaye ithal eden, yani kendi tasarrufları, kendi büyümesini finanse etmeye yetmeyen Türkiye gibi ülkelerin borçlanma maliyetleri artacak. Bunu tabii daha belki detaylı konuşuruz ama biz tabiri caizse gökten bedava dolar yağan bir işte 10-12 senenin sonunda, yani bu dönemi ne kadar iyi kullandık diye bir herhalde şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gerektiğine çoğu yorumcu katılacaktır. Bu durumda da bu son derece lehimize olan konjonktürün artık, yani birdenbire olmasa da net ve belirgin bir şekilde aleyhimize gelişecek olması, yani bizim ve bizim gibi ülkeler için tabii çok derin anlam taşıyor. Peki, bir araya gideceğim izninizle. Mete Yüksel, Melike Ayan, Murat Gülkan ve birazdan Şantmanukyan da bizlerle olacak. Aranın ardından karşınızdayız. Ekonomik görünüm, küresel piyasalar ve Fed yayını, böyle hepsi bu akşam iç içe olacak. Güzel ve özel bir yayına karşınızdayız. Murat Gülkan stüdyomuzda, Mete Yüksel ve Şant Donukyan da bu akşam bizlere katıldı. Melike Ayan zaten her zaman New York'ta. Şant, Powell yaklaşık bir 5 dakika sonra gelecek. Fazla sözü uzatmayayım. Kararı nasıl karşıladın? Yorumlarını rica edeyim. Buyurun.
karar zannediyorum zaten ağırlıklı olarak en azından 15 milyarlık indirim beklentilere uygun bir hareket. Kendisine esneklik de tanıyor FED. Yani işler kötü giderse yavaşlatırım veya istersem de hızlanırım şeklinde kendisini bağlanmış. Buradaki bence en önemli noktalardan bir tanesi enflasyonu nasıl tanımladıkları. Kendine güvenen bir FED'den biraz şüpheleri olan FED'e doğru bir geçiş görüyoruz. Dolayısıyla bu bence önemli bir nokta. Onun dışında arz talep problemlerinden yine bahsediliyor. Tedarik zincirindeki sorunlar çözülürse enflasyon düşecektir vurgusu var. Tabii ilginç bir şekilde aslında son iki ayın konusu olan ücretlerdeki yükseliş, beklentilerdeki bozulma bunlar çok fazla açıklamaya girmemiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu açıklama aslında çok fazla piyasayı hareket ettirmeyecektir. Powell'ın toplantıda da bence çok fazla söyleyeceği bir şey yok. Yani muhtemelen faiz beklentilerini biraz ileriye itmeye çalışacak. Çünkü şu andaki görüntü Temmuz ayı gibi bitecek. Varlık alımlarındaki azaltma ve yavaş yavaş bazı kurumlar Temmuz'da zaten faiz artışı beklentisini seslendirmeye başladı. Ama unutmamak lazım. Yani Powell henüz ikinci dönemine atanmış değil. Dolayısıyla kendisini çok böyle Fed'i bağlayacak netlikte konuşmalar yapmasını ben beklemiyorum. Bu davul zurnayla gelen bir şey oldu Barış. O nedenle çok da 2013-2015 vakasındaki gibi etkileyici olmayacaktır. İşte bugün örneğin Polonya'nın çok net bir faiz artışına gittiğini gördük. Yani ne gelişmiş ülkeler açısından ne gelişmekte olan ülkeler açısından FED öncü hareket etmiyor. Daha sertleşebilir, şahinleşebilir. Ama şu an itibariyle herkesin beklediği uzun süre önceden haber verilmiş bir kararla karşı karşıyayız diyebiliriz. Şu an bu işte varlık alımını daha işte değiştirebiliriz duruma göre ayarlarız vurgusu da var dediğin gibi. Ne değiştirebilir bu süreci ki ilk bu planla giderse Temmuz'da dediğin gibi 8 ay sonra ilk faiz artışının olabileceği görünüyor. Powell'dan böyle bir vurgu bu arayı açarız ya da hemen faiz artışına gitmeyebiliriz gibi bir mesaj bekler misin ve bu Fed'in bu planını ne olursa değiştirebilir. Çünkü Fed faiz artıramaz diyen işte Hatsuyus var, Rubini var, böyle ekonomistler de var. Şimdi Fed aslında uzun süredir Powell'ın kendisi de doğrudan bunu söylüyor. Varlık alımlarıyla faizler arasındaki ilişkinin olmadığını vurguluyor. Tabii piyasa açısından böyle değil işler. Dolayısıyla aslında şunu yapabilir FED, enflasyon beklentilerinde bozulma veya dinamiklerde daha sertleşme, hızlanma olursa varlık alımlarını daha hızlı azaltacağız sinyalini vermesi aslında faiz indirimi, faiz artışları da başlayacak şeklinde piyasada okunacaktır. Dolayısıyla bence indirmesinin veya yükseltmesinin çok fazla bir etkisi olmaz kendi başına ama orada verilecek olan sinyal yani işlerin kötüye gittiğini düşünüyoruz veya enflasyon artık bizi rahatsız etmeye başladı düşüncesini piyasaya yansıtmaları faiz beklentilerinde de çok ciddi anlamda oynatacaktır. Ama şunu da unutmamak lazım Barış, yani az önce onu da paylaştım ben. Örneğin Amerika'da hazine bugün açıklama yaptı. Borçlanma ihalelerinin miktarlarını düşürüyor. Fed'in son neredeyse bir aydır piyasadan ters repo ile çok ciddi rakamlar çektiğini görüyoruz. Dolayısıyla piyasa zaten bir süredir pek çok dinamikle Fed'in bu atacağı adıma hazırlanmıştı diyebiliriz. Hayır. Aynen yani hazine borçlanma miktarı azalacağı için piyasada hala nakit kalmaya devam edecek diyordum. Yani böldüm, kusura bakmayın. Bu hala aslında genişlemeci kalmaya devam ediyor Fed anlamında tabii, mı? Tabii net. Evet Şan, lütfen tabii, devam et. Nette baktığınızda evet, yani Murat'ın dediği gibi nette baktığınızda aslında orası indiriyor ama hazine de zaten düşürdüğü için ki önümüzdeki günlerde tam takvimi açıkladığında daha sert düşüşler göreceğiz. Nette baktığımızda, absolut olarak baktığımızda evet, birkaç ay daha devam edecek bu. Çok az kaldı Powell'ı karşılayacağız ama kısaca gelişen ülkeler için karar ne anlama gelir diyeceğim. Böyle klasik bir soru sorayım. Barış, ben pek şey tarafında değilim biliyorsun. Yani Fed likidite veriyordu, likiditeyi geri çekiyor. Bu sistem verir. Yani eğer ekonomi canlanıyorsa bankacılık zaten likiditeyi verir. İşler kötüye gittiğinde bankalar da krediyi kesiyor. Dolayısıyla Fed'in şimdi 15 milyar indiriyor olması stok mu akım mı bir yığın tartışma olur ama bence o kadar önemli değil. Ki tekrar söylüyorum, bu defa gelişmekte olan piyasalar, bizi bir kenara bırakıyorum, bu işe zaten önceden hazırlanmıştı, hazırlanıyordu. Evet, bizim içinde bulunduğumuz diyelim, gelişmekte olan ülkeler sepetinde bazılarında faiz
artışları gördük. Bu arada Powell geldi. Amerikan Merkez Bankası Başkanı onu dinlemeye başlayalım efendim. FED olarak para politikası hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Kongremize verdiği maksimum istihdam ve fiyat istikrarı. Bugün Federal Açık Piyasa Komitesi faizleri sıfırda tuttu. Ve ekonominin gerçekleştirdiği ilerlemeye göre varlık alımlarının hızını azaltma kararı aldı. Bu adımlarla para politikası güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir ekonomik toparlanmaya. Daha önce görülmemiş pandemiyle alakalı kötülükler yaşandı ve ekonomi yeniden açıldı. Ve tabii ki riskler olduğunun farkındayız ve politikanın iyi bir pozisyonda olduğunu söylemek istiyorum. Herhangi bir şekilde ekonomik ile alakalı bir uyarlama yapmaya. Para politikası kararımıza değineceğim. Ekonomik aktivite genişledi. 6.5'lik bir hızda yılın ilk yarısında ve aşılama tarafındaki gelişmeleri yansıtıyor. Ekonomi yeniden açılmasını yansıtıyor ve güçlü ekonomik desteği yansıtıyor. Üçüncü çeyrekte reel milli gelir büyümesi bu hızlı genişlemeden yavaşladı. Covid vakalarının yaz aylarında artması toparlanmayı biraz aşağıda tuttu. Özellikle de pandemiden en fazla etkilenen sektörlerdi. Bunun içinde eğlence ve seyahat de vardır. Aktivite aynı zamanda kısıtlanmıştır. Bunun sebebi de arz dar boğazları, özellikle de motorlu araçlar sektöründe. Sonuç olarak aynı halka harcaması ve iş yatırımları son çeyrekte yatay seyretti. Bununla birlikte toplam talep bu yıl çok güçlüydü. Mali ve parasal politika desteğiyle ve sağlıklı hane halkının ve işletmelerin sağlıklı finansal koşullarıyla. Covid durumu ilerledikçe ve aşılama ilerledikçe ekonomik büyüme hızlanacaktır ve yılın toplamı için güçlü bir büyüme bekliyoruz. İş piyasasındaki koşullar iyileşmeye devam etti ve iş gücü talebi güçlü kaldı. Genel ekonomik aktivitede iyileşme hızı yavaşladı çünkü Covid vakalarının sayısı arttı. Ağustos ve Eylül'de aylık olarak 250 binlik bir ortalama oldu aylık olarak. Bu önceki aylardan biraz yavaşlamayı gösteriyor. Yavaşlama pandemiye en hassas olan sektörlerde yoğunlaşmıştır. Konaklama, eğitim ve seyahat vardır. İşsizlik oranı 4.8'di Eylül ayında. Bu da istihdamdaki düşüşü hala gösteriyor. Özellikle de iş piyasasındaki katılım hala baskılanmıştır. Katılımdaki yumuşlama yüksek ihtimalle nüfusun yaşlanması ve emekliliği yansıtmaktadır. Ancak şu an çalışma yaşında olan insanların çalışma oranı da pandemi öncesine göre düşüktür. Bazı pandemiyle alakalı şeyler vardır, virüsle alakalı endişeler vardır ve bazı insanların bakım vermesi gereken insanlar var. Bunlar daha da fazla virüs kontrol altına alındıkça azalacaktır. İstihdamdaki kazançlarla desteklenecektir ve ekonomik aktiviteyi destekleyecektir. Ekonomik durum bütün Amerikan vatandaşlarını eşit şekilde etkilemedi. En fazla zorluk yaşayanlar bunu en az şekilde sırtlanabilecek olanlar. Afrikan Amerikanlar ve Hispanikler daha fazla etkilendi. Arz ve talep tarafındaki dengesizlikler daha fazla fiyat artışına sebep oldu bazı sektörlerde. Özellikle de arz tarafındaki sorunlar ve dar boğazlar üretimin talepteki toparlanmaya tepki vermesini biraz daha kısıtladı. Sonuç olarak enflasyon %2'lik hedefimizin üzerinde. Arz sıkıntıları beklenenden daha uzun ve daha büyük olduğunu gösterdi. Ancak durum şu, yüksek enflasyona sebep olan şeyler pandemiden kaynaklanan durumlardan oluyor. Özellikle de kapatmalar çok etkili oldu. Onun ardından ekonomi yeniden açıldı ve virüsün kendi gidişatı çok etkili oldu. Şunu anlıyoruz. Yüksek enflasyon kişiler üzerinde ve aileler üzerinde bazı etkilere sahip.
for essentials such as food and transportation. Gıda ve ulaşım gibi şeylerin fiyatının artmasının aileleri etkilediğini biliyoruz. Ancak araçlarımız enflasyonu gevşetemez. Ancak ekonomimiz dinamik ve arz ve talep tarafındaki dengesizliklere kendini uyarlayacak ve enflasyon da %2'lik hedefimize, uzun vadeli hedefimize çok yakın bir seviyeye gelecektir. Tabii ki arz tarafındaki sorunları ya da enflasyon üzerindeki etkilerini tam olarak kestirmek zordur. Küresel tedarik zincirleri karışıktır ve normal fonksiyonlarına dönecektir, ancak bunun ne zaman olacağı çok belirsizdir. Biz uzun vadeli hedefimiz olan %2'lik enflasyon hedefini gerçekleştirmeye kararlıyız ve bu hedefte çıpalanmış bir enflasyon istiyoruz. Şayet enflasyon patikasının ya da uzun vadeli enflasyon beklentilerinin gerçekten ısrarcı bir şekilde hedefimizin altında seyredeceğini görürsek araçlarımızı kullanacağız fiyat istikrarını sağlayabilmek adına. Biz çok yakından izleyeceğiz ekonominin beklentiler dahiline gidip gitmediğini görmek için. Fed'in politika adımları maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefini gerçekleştirmek için atılıyor. Aynı şekilde finansal istikrar hedefini destekleme yolunda ilerliyoruz. Varlık alımlarımız çok kritik bir araçtır. Finansal istikrar sağlamıştır pandeminin ilk dönemlerinde ve o zamandan beri yumuşak bir piyasa fonksiyonu sağlanmasına sebep yardımcı olmuştur. Özür dilerim. Geçen Aralık'ta komite varlık alımlarını devam ettirme kararı almıştı. En azından aylık 120 milyar dolar olacaktı bu. Ne zamana kadar? Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimiz doğrultusunda büyük bir ilerleme kaydedilene kadar. Bugünkü toplantıda ekonominin bu testi geçtiğine karar verdik ve varlık alımlarının hızını azaltmaya karar verdik. Bu ayın sonlarından itibaren başlamak üzere aylık olarak net varlık alımlarımızın hızını hazine tarafında 10 milyar ve ipoteği alım enkıl kıymetler tarafında 5 milyar dolar azaltacağız. Aynı zamanda bu aylık alımlarını bir başka daha azaltma ilan ettik. Aralık'tan itibaren de New York tarafından açıklanacaktır. Aralık Federal Açık Piyasa Komitesi öncesinde bu hız açıklanacaktır. Ekonomi beklendiği gibi giderse bu hızın, net varlık alımlarının hızının azaltmasında aynı şekilde her ay devam edileceği görüşündeyiz. Ve önümüzdeki yılın ortasında bitecek gibi düşünebiliriz. Ancak şunu söylemek istiyorum, hızı uyarlamaya hazırız. Şayet ekonomik görünümde bir değişiklik olursa ve bilançomuz genişlemeyi durdurduktan sonra bile elimizdeki menkul kıymetler destekleyici finansal koşulları sağlamaya devam edecektir. Bugün aldığımız karar, yani varlık alımlarında taper'e gitmek, herhangi bir şekilde doğrudan faiz tarafındaki politikamızla alakalı bir şey ifade etmemektedir. Bu tarafta daha büyük bir test uygulanması gerekmektedir. Faizleri arttırmadan önce daha büyük bir testin geçirilmesi gerekir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Yaptığımız her şeyin ülkedeki insanları, hane halkını, işletmeleri etkilediğini biliyoruz. FED'de toparlanmayı desteklemek için her şeyi yapacağız. Çok teşekkür ederim. Şimdi sorularınıza geçebiliriz. Thank you. We'll go to Nick at the Wall Street Journal. Wall Street Journal, lütfen buyurun. Sayın Jerome Powell, piyasa faizleri önümüzdeki yıl iki kere ya da bir kere arttırmanızı bekliyor. Hatalılar mı bu konuda? Yanlış mı düşünüyorlar? I would say it this way. Şöyle anlatayım size. Kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmak istiyoruz. Bu da mümkün olduğu kadar açık bir şekilde iletişim kurmak. Çünkü şu an dünyamız çok belirsiz. Riskler konusunda ya da politikanın nasıl ilerleyeceği konusunda çok fazla belirsizlik var tabii ki. Ekonomi hiç beklenmeyen yerlere doğru gelişebiliyor. Bugünkü toplantımızda ana konu faizleri artırmak değildi. Taper konuştuk. Taper zamanı geldiğini düşündük. Çünkü hedeflerimiz doğrultusunda iyi bir ilerleme kaydedildi. Şu an faizleri artırmanın zamanı değil. Hala gerçekten aşmamız gereken yol var. Maksimum istihdam tarafında. Hem katılım hem de istihdam tarafında gidilmesi gereken daha uzun bir yorumumuz var. Sizin sorunuza döneyim. Ana senaryo beklentimiz arz tarafındaki sorunların ve dar boğazların önümüzdeki yıl devam etmesi ve yüksek enflasyonun devam etmesi önümüzdeki yıl. Pandemi biraz
mevduat aldıkça arz tarafındaki darboğazlar azalacak ve iş kazançları artacak. Bu oldukça enflasyon azalacak, bugünkü yüksek seviyelerden düşecek. Elbette bunun zamanlaması çok belirsiz. Ancak elbette enflasyonun aşağı indiğini göreceğiz ikinci ya da üçüncü çeyrekte. Faizleri arttırma zamanı ekonomi patikasına bağlıdır. Sanırım sabırlı olabiliriz bu tarafta. Gerçekten gerekirse tereddüt etmeyeceğiz. Ancak demek istediğim şey şu, ekonominin beklentilerimiz dahilinde nasıl gittiğini bakıyoruz. Politikada uygun bir şekilde kendini adapte edecektir, uyarlayacaktır. Bunu söylemek istiyorum. Devam ettirmek istiyoruz. İş piyasasıyla alakalı mevcut görünümünüze göre maksimum istihdam başarılabilir mi? Önümüzdeki yıl ikinci yarısında maksimum istihdam görür müyüz? Son yılda yaptığımız şeylere bakacak olursak, bu hızla devam edecek olursak, evet, bunun mümkün olduğunu size söyleyebilirim. Tabii maksimum istihdamı ölçümlüyoruz. Çok fazla şeye bakarak ölçümlüyoruz. Ancak kesinlikle bu mümkün olan bir spektrumda, öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Gina, lütfen buyurun, New York Times. Merhaba Sayın Başkan. Biraz daha detay verebilir misiniz? Tabii ücret artışı görüyoruz. Gelir tarafında insanlar biraz artış görüyor. Ancak bu iyi bir şey mi sizce? Bu tarafta bir ücret spirali olur mu? Bu iki şeyi nasıl yorumluyorsunuz birlikte? Ücretler güçlü bir şekilde yukarı çıkıyor. Hem de çok güçlü bir şekilde. Özellikle de bu konuda burada bir endeksten bahsetmek istiyorum. Geçen cuma açıklandı bu okuma. Bu önemli. Ancak enflasyon altında ilerliyor. Reel ücretler gerçekten artmıyor. ECI okumasıyla belki artmıyor ancak neredeyse sıfıra geliyor. Reel artıştan bahsediyorum. Ücretler artıyor. Yaşam standartları da yıllar boyunca arttı biliyorsunuz. Her nüfusta yaşam kalitesinin artması genel olarak iyi bir şey. Ancak endişe şu. Bazı sıra dışı durumlarda ücretler sürekli ısrarlı bir şekilde artacak olursa enflasyonun üzerinde ya da üretkenlik tarafındakinden daha fazla artacak olursa bu yukarı yönlü bir baskı uygulayabilir. Ya da aşağı yönlü bir baskı uygulayabilir marjinlerde. Şirketlerde o yüzden fiyatları artırmak zorunda kalabilir ve kendinizi ücret artış spiralinde bulabilirsiniz. Bunun kanıtları olduğunu görmüyoruz. Üretkenlik gerçekten yüksek. ECI okuma sadece bir okumaydı, sadece bir veriydi. So we'll be watching this carefully. O yüzden bunu yakından dikkatlice izleyeceğiz. Fakat size şunu söyleyeyim, şu noktada bir sorun yaratan artış olduğunu düşünmüyoruz ücretler tarafında ve bunun olmasını da beklemiyoruz. Yine de izleyeceğiz. Next we'll go to Steve Leisman from CNBC. CNBC lütfen buyurun. Thank you, çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Şunu merak ediyorum ben. Bize enflasyon ve istihdam arasındaki trade-off'tan bahsedebilir misiniz? Pandemi öncesindeki istihdama ulaşılmadığını söylüyorsunuz. Pandemi de herkesi etkiliyor. Enflasyonun çok daha büyük bir risk olduğu bir noktada mıyız risk yönetimi açısından? Bununla ilgili bir soru daha sormak istiyorum. Bugünkü açıklamada şunu söylediniz. Politikayı destekleyici tutmaya karar verdiğini söylediniz. Enflasyon %2'ye gidene kadar. Ancak %5'lik bir enflasyon gördük. Ve 3.5 diyorsunuz önümüzdeki yıl. Bu %2 hedefin üzerinde değil mi? Ne söylersiniz? Tam olarak ilk sorunuzu anlamadım ama... İlk sorunuzu bir kez daha tekrar etmeniz mümkün mü? Tabii. Enflasyon ve istihdam arasındaki trade-off'u sormak istiyorum. 5 milyon insanı istihdama kazandırmak istiyoruz, destekleyici politika uyguluyoruz. Ancak yüksek enflasyondan da maalesef zarar gören bir sürü insan var şu an. Enflasyon tarafında yapılanlar konusunu sormak istiyorum size. Bu geleneksel olarak Phillips curve konusu değil. Şu an gördüğümüz enflasyon
Sıkı iş piyasasından kaynaklanmıyor. Bunun sebebi dar boğazlardan kaynaklanıyor ve kısıtlardan kaynaklanıyor ve çok güçlü bir talep var. Sanırım klasik bir durumda değiliz şu an. Tam trade-off'tan bahsedeceğimiz durumda değiliz. Fakat şu anki durumda uzun vadeli hedeflerimiz tarafından bir provizyon var, biliyorsunuz. Yaptığımız şey şu: istihdam tarafına bakıyoruz, enflasyon deviasyonlarına bakıyoruz farklı zamanlarda. Fakat bunu denge paradigması olarak adlandırıyoruz. Deviasyonların ne zaman olacağına bakıyoruz. Bakın, bu şu an zor. Risk yönetimi yapıyoruz. Risklerin farkında olmamız gerekiyor. Özellikle de şimdi çok fazla yüksek enflasyon riski var. Kısıtlar olduğunu görüyoruz, dar boğazlar olduğunu görüyoruz, önümüzdeki yıla doğru gidecek yüksek enflasyon olduğunu görüyoruz. O yüzden öyle bir noktada olmalıyız ki bu riski ele alabilelim. Gerçekten bir tehdit olursa, bir tehdit yaratacak olursa, yani uzun vadeli enflasyon yükselecek olursa, ki politikamız zaten şu an bunu yapıyor, bizi bu sonuçlarla baş edebilecek bir noktaya koyuyor şu anki politikamız. Thank you. Next we'll Teşekkür ederim. Financial Times, lütfen buyurun. Thank you. Çok teşekkür ederim. Jerome Powell, ekonomik koşullar nedir? Daha hızlı bir taper hızı sağlayacak ya da riskleri nasıl görüyorsunuz? Fed'in bu süreci daha da hızlandırmasını nasıl sağlayabiliriz? Sanırım açılış konuşmamda bundan bahsettim. Ekonomi genel olarak beklendiği gibi performans gösterirse, giderse, komite net varlık alımlarının hızının benzer şekilde her ay azalmasını bekliyor. Şayet ekonomik görünümde bir değişiklik olursa da bu patikayı değiştirebiliriz. Size bu noktada çok daha fazla detay vermeyeceğim ne olabilir diye. Şayet bunun gibi bir şey olduğunu görürsek, bunu çok şeffaf bir şekilde, açık bir şekilde iletişim sağlayacağız. Ancak açıklama metniyle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Ne sordunuz başlık olarak? Riskleri karakterize etmekten bahsediyorum. Önümüzdeki dönemlerde yine burada açıkladığımız şeyleri söylemek istiyorum. Biz yavaşlamaya da hızlanmaya da hazırız varlık alımlarının hızında. Şayet ekonomik görünümde değişiklikler bunu gerektirirse, bunun altını doldurursa, bunun olduğunu hissedersek, bunun olduğunu düşünürsek, bu konuda şeffaf olacağız. Piyasaları şaşırtmak istemeyiz zaten. Bu yüzden, bunlar ışığında şunu yapacağız, bunu düşünüyoruz deriz zaten. Ancak dediğim gibi şu an bu noktada örnek vermeyeceğim bugün. Teşekkür ederim. Next we have Rachel Siegel at the Washington Post. Washington Post, lütfen buyurun. Merhaba Jerome Powell. Öncelikle sorumu kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Siz başlangıçta Fed'in yüksek enflasyon riskinin kişiler ve aileler üzerinde yarattığı zorlukların farkında olduğunuzu söylediniz. Bu ailelere ya da tüketicilere ne söylemek istersiniz? Şu an yüksek fiyatlarla baş etmeye çalışan insanlara ne söylemek istersiniz? Geçici enflasyon tarafında da ne söylemek istediğinizi merak ederim. Tabii. İlk olarak bizim işimiz bu ve biz burada sorumluluk kabul ediyoruz zaten orta vadeli enflasyonda. Biz kongreye ve Amerikan vatandaşlarına maksimum istihdam ve fiyat istikrarı konusunda hesap veriyoruz. Ve şu an fiyat istikrarı yok. Bu arada maksimum istihdam tarafında da değiliz daha önce söylediğim gibi. Ben insanlara şunu söylemek istiyorum. Biz araçlarımızı kullanacağız uygun olduğunca ki enflasyonu kontrol altına alabilelim. Faizleri arttırmak için iyi bir zaman olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü iş piyasasının daha da iyileşmesini görmek istiyoruz. Ve bunun olacağını düşünmek için iyi sebeplerimiz var. Çünkü delta varyantı azalıyor, düşüyor diyebiliriz. Geçici öyle bir kelime ki insanların bu konuda farklı anlayışları var. Bazıları için bu
kısa vadeli bir şey. Ancak aylık olarak ölçümlenen bir şey. Ancak bizim için geçici olan şey şu. Şayet bir şey geçiciyse bunu uzun bir süre yüksek olarak enflasyonda görmeyeceğiz. O yüzden bir adım geri attık. Geçici demekten. Geçici olmasını bekliyoruz dedik. Ve bunun etrafında belirsizlikler var bu arada. Bunu açıklama metnine koymadık. Ancak şunun farkına, şunu biliyoruz. Bu farklı insanlar için farklı şeyler ifade ediyor. Ancak bunu daha fazla ikinci ve üçüncü paragrafta açıkladığımızı düşünüyorum. Şunu söyledik. Arz ve pandemiyle alakalı arz ve talep dengesizlikleri ve ekonomiden yeniden açılması fiyat artışına sebep oldu ve aşılama tarafındaki iyileşmeler ve arz tarafındaki sorunların gevşemesi ekonomik aktivitede kazançları destekleyecek. Dedik ve enflasyonda azalmaya sebep olacaktır dedik. Aynı zamanda daha fazla geçici ile alakalı belirsizlik olduğunun farkındayız. Bu gerçekten insanların çok dikkatini çeken bir kelime oldu. Belki vermek istediğimiz mesajı da artık göremez hale geldiler. İstediğimiz kadar açık göremez hale geldiler vermek istediğimiz mesajı. Şunu tamamen anlıyoruz. Özellikle de maaşını bağlı olarak yaşayan insanlar enerji fiyatları arttıkça, evlerinin ısınma ücreti arttıkça zorluk yaşıyorlar. Onların ne yaşadığını tamamen anlıyoruz. Maaş gününü bekleyen insanların ne yaşadığını anlıyoruz. Bunun sürekli hayatlarının bir parçası olmamasını sağlamak için araçlarımızı kullanıyoruz zaten. Maksimum istihdamı sağlamaya çalışıyoruz. Bizim hedeflerimizden bir tanesi bu. Teşekkür ederim. Associated Press, lütfen buyurun. Çok teşekkür ederim Michel. John Paul, size de teşekkür ederim. Şunu merak ediyorum. Bize bir güncelleme verebilir misiniz tam istihdam konusunda? Mesela bunu nasıl tanımlıyorsunuz? Birkaç ay önce mesela kendiniz ve diğer Fed yetkilileri COVID öncesi iş piyasası koşullarına dönmekten bahsettiniz. Bazılarınız bundan daha da iyi olacağına dair şeyler söyledi. Şimdi insanların emekli olduğunu söylüyorsunuz. Açık olan işlere dönmediğini söylüyorsunuz. Şimdi çalışma çağında olan insanlardan da bahsettiniz. Bu konuda biraz baktığınız şeylere spesifik olarak tam istihdamı nasıl ölçümlediğinizi bize söyleyebilir misiniz? Ve bu, şunu sormak istiyorum. COVID öncesi seviyelere mi dönmemiz gerekiyor maksimum istihdam için? Yoksa daha da azı yeter mi sizin için? Çok teşekkür ederim. Maksimum istihdam geniş ve kapsayıcı bir hedeftir. Biz bunu söyledik doğrudan. Ölçümlenemez tabii ki farklı sebeplerden ötürü. Tam olarak bir şey söylememiz mümkün değil, spesifik olarak. Çok fazla şeyi dikkate alan bir şey bu. İstihdam seviyeleri, istihdam katılımı, bunun bir parçası. Ancak buna ek olarak farklı ölçümler de var iş piyasasında ne olduğunu gösteren. Mesela ücretler önemli bir gösterge. İş piyasasının ne kadar sıkı olduğunu gösterebilecek. Ya da iş çıkışları, ya da yeni işlerin açılması. Bunların hepsini bakıyoruz. Çok farklı şeyler bunlar ve genel olarak bir değerlendirmeye varıyoruz. Ancak toparlanmanın başındaki durum şuydu. Şubat 2020'deki veriye bakıp hedefin bu olduğunu söylemekte. Çünkü bildiğimiz şey buydu. Düşük enflasyon bağlamında bu başarılabilecek bir şeydi. Ancak zamanla öğreniyoruz. Bu ekonomiyle alakalı birçok şey öğreniyoruz. Hala COVID'den etkilenmiş bir durumdayız. Son 90 günde mesela Delta varyantı yüzünden çok farklı bir yere gidiyoruz. Delta bizi çok bambaşka bir patikaya götürdü. O yüzden ideal olarak daha fazla gelişme görürdük zaten iş piyasasında. Bir başka COVID olmasaydı. Biz bu katılımın bu dünyada COVID sonrası dünyasına nasıl tepki vereceğini görürdük. Şu an insanlar iş piyasasını biraz geri duruyor. COVID'den korkuyorlar belli bir noktaya kadar. Bakım vermeleri gereken, bakmaları gereken insanlar var. Okullar yeniden açılıyor ve işsizlik yardımlarının azalması ek olarak iş piyasasına destek sağlayacak demiştik ancak böyle olmadı.
O yüzden maksimum istihdam ne olacak diye tabii düşünüyoruz. Covid sonrası ya da Delta sonrası nelerin mümkün olacağını görmemiz gerekiyor. Son döngü yaşayanlar öğrendi ki zaman içinde mümkün olduğunu düşünmediğiniz yerlere bile gidebilirsiniz. Şu an yüksek enflasyon da var elimizde. Yani tamamen farklı bir durumdayız. Yüksek enflasyon var ve bunu dengelemeliyiz. İstihdam tarafında olanlarla dengelemeliyiz. Karmaşık bir durum bu. Şunu söyleyeyim size. Çok fazla daha iyi bir açıklık elde edeceğimizi düşünüyoruz. Bu ekonominin nereye gittiğiyle alakalı ya da pandemi sonrası ekonominin özellikleri ne olacak, karakteri ne olacak diye tabii biz de anlamak istiyoruz. Bu yolda ilerliyoruz. Reuters, lütfen buyurun. Teşekkür ederim. Steve'in sorusunu devam ettirmek istiyorum. Bizim enflasyon tarafında ne olacağını düşünüyorsunuz? Sözle yönlendirmenizden bahsediyorum. %2 yolunda ilerleyeceğini söylediniz. Bakın, kararları komite alıyor. Biz maksimum istihdama ulaştığımızda iş piyasası koşullarının maksimum istihdam olarak gördüğü yerde olmasını istediğimizi söyledik. Şu mümkün, enflasyon testinin hali hazırda geçirmiş olması mümkün. Biliyorsunuz maksimum istihdamda değiliz. Bu olduğunda maksimum istihdama ulaştığımızda enflasyon testinin de geçilip geçilmediğine bakacağız. Yüksek ihtimalle öyle olacak. Son 1,5 yılda enflasyonun gittiği yere baktığımız zaman. Şunu da sormak istiyorum. Mevcut enflasyon seviyesi ne baktığımız zaman da yüksek seyretmesinin o testi geçmediğini mi söylüyorsunuz? Ne zaman ılımlı bir şekilde %2'nin üzerinde olduğunu gördüğünüzü söyleyeceksiniz? Şu an buna bakmıyoruz. Taper'ı ne zaman yapacağımızı sorduk. Buna karar verdik. Şu an faiz artırımıyla alakalı bir testten bahsetmiyoruz. Çünkü ona bakmıyoruz. Çünkü maksimum istihdam tarafında değiliz. Enflasyon nerede olduğuna baktığımız zaman, nerede olacağına baktığımız zaman buna bakıyoruz. Komite enflasyon testinin geçilip geçilmediğine bakacak. Şu an komiteden önce bir şey söylemek istemiyorum. Ama evet, bu olabilir. Ancak bu soruyu bugün sormuyoruz. Çünkü şu an faiz artırımı testi yapmıyoruz. Böyle bir testi değerlendirmeye almıyoruz. Bunu bugünkü toplantıda konuşmadık. Ekonomiyi konuştuk. Ancak faiz artırımı testinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, yani bunu geçip geçmediğimizi sormadık. Çünkü bugünkü toplantıda maksimum istihdam tarafında değildik. Bloomberg'dan geliyor bir sonraki soru. Lütfen buyurun. Merhaba Jerome Powell. Siz ABD ekonomisinin maksimum istihdamda olup olmadığına baktığınız zaman bir çerçeveniz var mı bu değerlendirmeyi yapacağınız, enflasyonla alakalı olsun olmasın, ya da yoksa bu değerlendirmeyi biraz daha zorlaştırmıyor mu? Çünkü enflasyonla alakalı çok fazla belirsizlik var şu an. Yüksek enflasyon şu an geçici diyoruz hala çünkü. Biz maksimum istihdamı enflasyonla tabii ki arasında bir ilişki var. Fiyat istikrarıyla ilgisi var, ancak biz bunu bu şekilde tanımlamıyoruz, bu şekilde görmüyoruz. Maksimum istihdama çok geniş, farklı şeylere bakarak değerlendiriyoruz. Enflasyonda bir sayınız olur, bir veriniz olur. Ancak maksimum istihdamda yani teorik olarak işsizlik oranının düşük olduğu, ancak iş gücünden dışında olan birçok insanın olduğu bir noktada bulabilirsiniz. Çünkü işsiz olarak görülmeyen bir grup olabilir. O yüzden maksimum istihdama ulaşmış bile olabilirsiniz. Bu yanlış olabilir. Çok fazla ölçüme bakıyoruz. İşten çıkışlar var. İş açılışları ve ücret artışı sıkı bir piyasayı işaret ediyor. Ancak iş piyasası dışında olan insanlar kendilerini dışarıda tuttular. Çünkü dediğim gibi bakım
yardıma ihtiyacı olan insanlar vardı COVID'den korktular ya da herhangi bir sebepten olursa olsun dışarıda kalmayı tercih ettiler. Ve iş gücü için inanılmaz derecede bir talep var. Ücretler de artıyor. Daha fazla istihdamın olması maksimum istihdamda olduğunuz anlamına gelmiyor. Günün sonunda bu bir değerlendirmedir. Tabii ki belli bir seviyede istihdamın olması gerekiyor. Fiyat istikrarlı da tutarlı olan. Kısaca şunu da sormak istiyorum. Bir olasılıktan bahsettiniz. İki hedef olabilir. Biraz daha şunu söyleyebilir misiniz? Fed bu iki hedefi nasıl dengeliyor? Önümüzdeki yıl mesela gerçekten ciddi bir risk gerçekleşirse, istihdam tarafından da kötüleşme olursa bu iki şeyi nasıl dengelersiniz? Yine söyleyeyim, bu bir risk yönetimidir, bir eşitlikte size sunamam. Fakat bütün mümkün olan sonuçları ele alabileceğiniz, onlara cevap verebileceğiniz bir pozisyonda olmak istersiniz. Şu an yüksek enflasyona yönelmiş bir risk var ve şayet bir şey yapmak gerekirse, uygun olursa ona cevap verecek pozisyonda olmak istiyoruz ve bunu yapıyoruz. Biz bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. Sanırım sabırlı olmak uygun bizim için. İş piyasasını ve ekonominin nasıl göründüğünü beklemek daha uygun, biraz daha iyileşme olduğunda. Delta geldiğinde farklı bir noktadaydık. Delta iş yaratımını, iş kazançlarını durdurdu mesela. Şu an bazı mallar için çok fazla talep var. Bu değişimin kendisi bile enflasyonu aşağı indirebilir. Çünkü insanlar daha fazla seyahate para harcayabilir. Ya da seyahat tarafındaki hizmetlere daha fazla para harcayabilir mallardan ziyade. Bunun kendisi bile enflasyonu azaltabilir. Ekonominin gerçekten nerede olduğunu görmek istiyoruz. Daha düşük enflasyon olabilir, darboğazlar azalabilir. Bunun bazı sektörlerde olduğunu bile görüyoruz zaten. Ancak bunların tamamının farkındayız. Bu şekilde düşünüyoruz. Zamanla daha fazla şey öğreneceğimizi düşünüyoruz. Şu an faizleri arttırma zamanı olmadığını düşünüyoruz. Şayet yapmanın gerekli olduğunu düşünürsek sabırlı olacağız. Ancak dediğim gibi kesinlikle kararsız kalmayacağız. Fox Business lütfen buyurun. Teşekkür ederim sorumu kabul ettiğiniz için. İklim değişikliğini sormak istiyorum. Bugün bir açıklama metni açıkladınız. İklimle alakalı zorluklara destekleyici çözümler konusunda orada olacağınızı söylediniz. Bankaların hangi kredileri verdiğini düzenlemek bir yol olabilir mi? Banka düzenleyicileri için ya da herhangi bir kurumun vereceği karar değil bu. Bu seçilmiş siyasilerin vereceği bir karar. Bizim bu arada iklim değişikliğinde bir rolümüz olduğunu düşünüyoruz. Var olan hedeflerimizle alakalı finansal kuruluşların düzenlenmesi gerekiyor ve bu risklerin yönetildiğini kamunun bilmesini istiyoruz. Şu an iklimle alakalı riskler var. Büyük finansal kuruluşlar bununla alakalı çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda finansal istikrar sorusu da geliyor bununla birlikte. Finansal sistemin genel istikrarlı durumu, dengesi durumu da var. Biz araştırma yapıyoruz. Yolda ne olacak? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Hem fiziksel olarak hem de diğer yollardan iklim değişikliği ekonomimizi nasıl etkiliyor? Bunun araştırmasını yapıyoruz. Mevcut olan çerçevemiz dahilinde bunu yapıyoruz. Biz ulusal stratejileri belirleyecek insanlar değiliz iklim konusunda. Bunu yapması gereken siyasilerdir, seçilmiş kişilerdir. Bizler değiliz. Ancak biz üzerimize düşeni yapacağız. Bunu söylemek istiyorum. Victoria, politika lütfen buyurun. Merhaba Jerome Powell. Fed son zamanlarda yeni bir kural olacağını açıkladı. Fed yetkililerinin yapacağı yatırımlarla alakalı bunun ardında iki Fed başkanı istifasıyla devam etti. Şunu merak ediyorum, daha da fazla şey yapılması gerekiyor mu sizce Fed'deki güvenirliği arttırmak için? Mesela yetkililerin
varlıkları konusunda yapılması gereken bir başka şey var mıdır? Ve endişeniz var mı? Fed yetkililerinin herhangi bir kuralı ihlal ettiğini düşünüyor musunuz? Ya da kanunu ihlal ettiğini düşünüyor musunuz? Bu konuda endişeniz var mı? Şöyle söyleyeyim. Var olan sistem yıllardır, on yıllardır var, uygulanıyor. Bildiğimiz kadarıyla çok iyi de hizmet verdi, çok iyi işler çıkardı. Ancak öyle değildi. Yapılan şeyi inkar etmiyoruz. Yaptığımız şeyleri yaptık. Bir grup olarak ve bir FOMC döngüsünde yeni bir kural açıkladık. Kurallar seti açıkladık. Ve olmamız gereken yere koydu bunları bize. Çünkü Amerikan vatandaşlarının bize tamamen güvenmesini istiyoruz. Onların çıkarları için çalışacağımıza tamamen her zaman güvenmelerini istiyoruz. Bir kurum olarak ve bunun sorgulandığını gördük. O yüzden güçlü bir şekilde tepki verdik diyeyim. Böyle açıklayayım size. Şayet yapabileceğimiz diğer şeyler de varsa ve mantıklıysa bunu da kesinlikle yapardık zaten. Siz genel olarak bu konularla alakalı yetkililere, ya GE'ye baktığımız zaman uzun zamandır aynı durumdalar. Bu arada onlar hiçbir şekilde gözleri kapalı bakmıyorlar. Ne yapılması gerekiyorsa onu söylüyorlar. Ve yapılması gereken şey yapılıyor. Onlar regülatörler, web sitelerinde de var. Herhangi bir yasa ihlal edildi mi? Ben bu konuya zaten herhangi bir kuralın ihlal edip edilmediğini ya da yasanın ihlal edip edilmediğini sordum. Ancak bu şu an benim elimde olan bir dava değil. Mike McKee, Bloomberg, lütfen buyurun. Sayın Başkan, sizin sabırlı olma politikanızı eleştirenler var, para politikasının çalışmasıyla alakalı. Faizleri beklenenden daha fazla, daha hızlı arttırmanız gerektiğini söyleyenler var. Sizin tahmininiz enflasyonun, düşünecek olursak geçen yıl enflasyonun arkasından gelmişti. Neden bu konuda böyle düşünüyorlar? Yanlış olabilir mi? Hata da olabilir mi? Söyleyebilir misiniz? Olan şey, bu konuda çok açık bir şekilde biz bunu söyledik. Enflasyon beklenenden yüksek geldi. Dar boğazlar daha ısrarcı olmaya devam etti. Bunu diğer herkes gibi görüyoruz. Ve şimdi bunu önümüzdeki yıla da gideceğini görüyoruz. Bu bizim tarafımızdan öngörülen bir şey olmadığını söylemek istiyorum. Diğer makro tahminciler de görmemişti bunun geleceğini. Ekonomiyi normal zamanlarda tahmin etmek normaldir, basittir. Ancak küresel tarafta bir çöküş varsa, bir pandemi varsa mesela ve bu pandemi insanları iş gücünden farklı sebeplerden ötürü, örnek vereceğimiz sebeplerden ötürü dışarıda tutuyorsa çok çok zordur tahmin etmek ve herhangi bir şekilde politika belirlemek de o kadar kolay değildir. Ancak politikaları belirlememiz gerekiyor ve yaptığımız şey de bu. Sorunuzu bu şekilde cevaplıyorum. Hayır, bir şeylerin gerisinde olduğumuzu düşünmüyoruz. Politikaların birçok sonucu çözebilecek pozisyonda olduğunu düşünüyoruz. Faizleri bugün arttırmanın çok erken olduğunu düşünüyoruz. Bu kesinlikle tartışılacak bir şey değil. Bugün hiç kimse bunu argümanı dile getirmedi. Ancak hala maksimum istihdam tarafında gidilecek yerimiz var. Ve hala ötelenmiş olsa bile şunu düşünmek için iyi bir sebebimiz var. Ekonomi yeniden açılıyor. Şayet COVID vakaları bir kez daha salgına dönüşmezse göreceğimiz şey de zaten bu. Dar boğazlar, şu an gördüğümüz dar boğazlar, mallar tarafında hatta kendi yerel limanlarımızda da bazı sorunlar yaşıyoruz. Bunlar kendi kendini çözecek. Esnek bir ekonomimiz var, zaman alacak ancak
you know, the experts managed to create a vaccine. Uzmanlar tabii ki hiç kimsenin beklemediği bir kısa bir sürede aşı buldu. Ben de böyle bir şey olduğunu beklemiyordum. Ancak ben önümüzdeki yıl iyileşme olacağını düşünüyorum. Ve zaten insanların çoğu da böyle düşünüyor. Fakat biz hazırız. Farklı sonuçlara hazırız. Ve araçlarımızı fiyat istikrarı ve maksimum istihdamı başarmak için kullanacağız. Ve veriye göre nereye gitmemiz gerektiğini verinin bize söylemesini izin vereceğiz. Bizim politikalarımız enflasyondaki değişime göre uyarlandı zaten. Bütün dudar boğazlarına uyarlandı. Ancak bu arada bir talep hikayesi de politikamızda uygun olduğunca uyarlamaya, adapte olmaya devam edecektir. Teşekkür ederim. Marketplace, lütfen buyurun.